e, ee, Trabzon'da birbirlik, beraberlik. E, Trabzon Trabzonspor liderlik fırsatını değerlendiremedi ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz öngörüyorduk. Son bölümü de bir kişi eksik oynadı Bordo Mavili takım ki ben burada yayının içinde o bölümde bir kişi eksik kalmasına rağmen vites büyüttü dedim. Hocam genel olarak nasıl değerlendirmek lazım karşılaşmayı? Bir de kolay değil. Üç gün arayla yani kolay 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 e, ligde karşılaşmayacağımız bir tablo var. Yani geçen maçı da 90 dakika yaklaşık 10 kişi oyna. Şimdi 15 dakika bir de 7 dakika onunla beraber eklendi. 22 dakika 10 kişi oynadı Trabzonspor. Onu da söylemek gerekir işin gerçeği. Yani çok böyle karşılaştığımız durumlar değildir bu. Tabi bununla beraber Trabzonspor e, ilk kere oyun hareketliliği çoktu. Çok durağandı. Yani e, rakip zaten topu bırakacaktı, 3 maçta evet geriye düşme der. Zaten 3 maç performansına baktığımızda e, genelde daha kendi ceza sahasına yakın, derinlemesine böyle e, e, bir simetri savunma oynatıyor Bülent Hoca. Geçmişten de biliriz onun oynattığı oyunu. Tabi burada bunu açmak için de mutlaka Trabzonspor'un ilk devre, yani o pasını hep söylüyoruz ritmi, bir de Trabzonspor'un bununla beraber de oyunu genişlettiğinde e, ikili oyunları çizgilerde daha doğru oynamanız gerekir. Şimdi sağda bakıyorsunuz Perez hucum hucuma çıkar mı çıkar? Hucum etkinliği mi iyi? Bugün de iyi performansla e, oynadı ama daha iyi oynaması için biz kenar bekini kimle e, eşleştirdiğimizde onun performansına bakarız. Önde sağ önde oynayan Canini. Canini o set hucumunda oynayacak bir oyuncu değil. Yani aynı zamanda Perez'in belki daha iyi oyununu da etkiledi. E solda da İsmail Vakeme'ye destek vermiyor. Yani yarım yarım alak genişlettiğinizde böyle e, Kapanan savunmalara karşı çizgi oyunlarını doğru oynayamıyorsunuz Bir kadroyu da rica Tabii. edelim bu arada Bir de Trabzonspor'un e, genel yapı olarak e, Yani yalnız bu iki maç üzerinden konuşmuyorum Yani Çok savunma önünde top alan bir görüntüsü var Yani Trabzonspor'un biraz daha Yani bu e, hucum oyuncuları Yani Cornelius, Caneni burada oynasın Burada Vakeme biraz daha yani Cornelius geldiğinde bakayım ama tabii o profilde bir oyuncu olmayabilir. Çok savunma arkası koşu deneyen bir oyuncu değil ama savunmayı dağıtmak için mesafelerini açıp dengelerini bozmak için nasıl set hücumu çok çok pasın ritmi lazımsa Trabzonsporunda hücum attı. Çok savunmanın önünde burada alıyor. Yani savunma önünde top yeri geldiğinde alırsın. Bir bağlantı oyuncusu alabilir ama mutlaka arkaları savunma arkasına koşu yapması gerekir. İlk devre bunu yapamadı Trabzonspor. Ee, i̇kinci yarı ne oldu? İkinci yarı daha momentumu yakaladı, daha iyi oynadı. Daha böyle ön alan baskısıyla beraber ikinci topları da aldı, yerleşti. iyice e, alan yani e, yer alana çok net yerleşti. Çabuk oynadı. Yani pasın ritmi diyorsun. Bunlar futbolda önemli şeyler. Basit gibi görünen hep telaffuz ettiğimiz şeyler. Daha hızlı oynandı. Daha çabuk yön değiştirdi. Trabzon savunması, Trabzon savunması orta sahaya kadar çıktı. Alanya Spor'u oynattırdı. Savunma dengesini bozdu. Burada Trabzonspor pozisyonu da buldu. Bu Abdullah Avcı'nın yaptığı bir değişiklik var. Ne yaptı? Gervinho'yu aldı oyna. Berat'ın orada yani eğer sakatlığı ciddi değilse evet. Berat'ın çıkması sonra sonrasındaki opsiyonları da sınırladı. Örneğin Hüseyin de kırmızı kart görünce başka bir değişiklik ihtiyacı Tabii, gitti. doğdu. Ama o... bir de Berat orada Sübap değil B miydi? Evet, Berat iyi oynadı. Bence Abdullah Hoca yani dedi ki Amçik oynasın. Usta oyuncu. Bakasatas oynasın. sen duran top kullanır. Şimdi iki santroforlu bir oyun tercih etti. Bu doğru mu? Doğru. Çünkü buraya derinlemesine bir alan savunması Hı -hı. var. iş çıkmıyor. Kontra atak yapmayı denen ve de ikinci yarı iyice geri etti e, Trabzonspor. ya evet. Yani daha iyi oynadı. Şimdi buradaki değişiklik esas onu konuşmamız gerek. Berat'ı Abdullah Hoca da mutlaka iyi oynadığını biliyordur. Ama dediğim gibi daha usta ayaklarla dedi ki rakip yer alanda oynuyoruz. Bizi çok koşturmuyor. İkinci topları da alıyoruz. İyice oraya yerleştirdik. Ye yerleştik. Buradaki esas sorun Cornelius'un yanına bana göre Vakame'yi çizgiden almaması gereken der. Vakame çizgide yüzü dönük çok oynayacak güzel. oyuncu. Sırtı şimdi sırtı dönük oyuncu yani yapacağı işler farklıdır ve özelliği farklıdır arkasında. E şimdi, tabii. Yüzü dönük yüzü dönük, dönük hücum etmek farklıdır. Vakeme sırtı dönük hücum eden bir oyuncu değil. değil. Yüzü döndüğü zaman etkili. Şimdi buraya Vakeme aldı Jervinho'yu e, sola. sola aldı. Solaya sola yok. Daralan becerisi çok evet. olmayan Buraya da Caneni aldı. Yapacağı buraya Jervin'i alıp canini içeri alacaktı. İki tane yüksek oyuncu. Hem de Caneni çıkar vurur. Zaten maçta kötü oynayan bir Caneni var. Evet. İkili oyunlarla Perez'e koridor açmadı. Oraya da Vakeyme ile Vakey beraber bir ikili oyun. Dönen toplara da Hamcik ve Bakasetas yanaşıp... ...daha etkili bir hücum attı ve de dengeli bir hücum olurdu. Hmm. Vakeyme oradan içeri koparmak... ...zaten Caneni burada hücum yapamıyorsun, Perez ile yapıyorsun... Oradaki hücum çeşitliliğini de öldürdü. Jervinio bir iki kez girdikten sonra İlk zorladı. Girdiğinde. Sonra yok zaten. İlk Hayır beş yok. Dakika. Şimdi Jervinio herkesin bildiği bir evet. oyuncu 33-34 yaş bandında. Jervinio tabii hiç. açık alanda etkili tabii bir oyuncu. Boşadım. Yani dar alanda farklı bir oyuncu. Şimdi orada madem böyle bir, bir kere Jervinio e, Oynayacaksa sağ çizgide oynatırsın. Tamam dersin ki sağ çizgide buraya atletizm getireyim. Çabuk hareket etsin. Duran top kazanır. Penaltı daha böyle toplada daha hızlı hareket eder. Orada da akıl olarak daha sete yerleştiğinde, ucum genişlediğinde evet, evet. yüzü dönük. Bakayım kime getirir? Cornelius'la Canini'ye. Evet. Yani, tabii tam böyle momentumu yakalarken de tam Trabzonspor baskıyı hissetti. O ara tabii Hüseyin atıldı. Evet. Şimdi tekrar işler bozuldu. Tekrar geriye sarmaya başladı. 5 dakika başladık. sonra falan tabii. ama daha iyi ee, oynamaya başladı Trabzonspor. Evet. Tabii daha, o, o, daha orada baskı şimdi, yaptı. Hayır atıldı bas, baskı yaptı. Zaten 11 10 bile Alanyaspor'un savunması önüne çıkardı. Baskı yapıp bir galip gelim öyle bir düşüncesi yok, yok. Yok. Yani gelmiş yani maçtan önce de sen maç 0-0 hiç oynanmasın. Kabul edecek çeken yani kaybet, kaybetme kaybetme, Ama iyi pozisyonlar için. Buldular. Her, ilk Bak şimdi ilk, ilk yere Uğurcan atasıyla attığı gol var. ikinci yarı Hüseyin atılıncaya kadar Rakip yarı alana geçemedi evet, evet, e, işte, Alanya Spor. Eksik yakalandığında Emre Akbaba'nın pozisyonu var. Şimdi Emre Akbaba Hüseyin eksik. çıktıktan sonra yakaladıkları evet, bir pozisyon var. Olabilir Bülent Hoca'nın tercihidir ama özellikle tabii ki uzatmalar da 22 dakika 10 kişi oynaması ona rağmen de Bakayemek çizgiye geçtikten sonra orada da delici hareketler yaptı ama genel yap olarak... Şunu söyleyelim özetle iki maç on, iki maçı üç gün arayla 10 kişi oynamak. Hmm. Tabii ki tabii, tabii ki yıpratıcı ama bir de yaş tra olarak da tra yani ama, e ama şey bir takım. Ama değil. onu da Meşli. çok faydasına yansıttığını evet. söyleyelim. Biraz daha Trabzon iyi forse etti o. son hucum dakikayı. koydular. hucum bana göre Hucum kolektif yapısını daha fazla Abdullah Avcı'nın gö gözden geçirmesi gerekir. Çok oyuncular bireysel oynuyor. Yani çok bireysel oynuyor. Mutlaka da hep söylüyorum savunma önü evet Vakame alabilir ama Cornelius, Giannini, Jervinho kim oynuyorsa mutlaka bakasetasında bakaseta Bakasetas öyle zaten dip koşularla da gol atan oyuncu. Zaten biraz yiydi. daha Trabzonspor'a böyle maçlar çok olacak Ender. Yani ilerleyen haftalarda büyük takımlara karşı evet. kapanacaklar. Topu bırakacaklar. Trabzon kimleydi arkadaşlar? Kayseri. Kayseri, Kayseri, değildi, Kayseri. Değil. Böyle maçlar çok olacaklar. Biraz daha e, Avcı'nın savunma arkası opsiyonları, koşuları ona göre bir kolektif yapıyı da hücum hattında belirlemesi gerekiyor. Şimdi gerek Hugo yine yok. Evet. E, Hüseyin de yok. Edgar'ın yanına bugün oyuna koydu zaten genç ama tabii ki o sakatların durumu maç olacak. başında öyle mi düşünüyor acaba? Yani sakatların durumu bence eğer onlara yetişirse yani Densville yetişirse Densville belki dancefield yetişirse ya o da yetişirse yetişmezse Stone, yani belki, sonuçta, Berat gibi şu anda görünüyor. Benim... Ama hocam Berat'ı ben kullanacağım Konya'da yani. söyledim ha. çok kötü oynadı. Ben yani. o mana değil. El yani. de stoper yoksa doğru, o şekilde doğru. diyorum. Doğru. Yani oynayabilir.